Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Gördüğünüz gibi yanımda ses geliyor. Sevgili Oğuz Anur geliyor, sesimiz geliyor. Hoş geldin. Çok seviyorum senin videolarında olmayı. Şöyle bakıyorum, günlük gibi, tarih gibi, araba, motor sporları ya da mekanik aksamla ilgili bir sıkıntım olduğunda zaten Doğan Kabak kanalındayım. Ayrıca sohbet en için de telefondayım. En kötü telefondayım. Adamı 45 dakika alçaya alıyorum. Abi böyle bir araba çıkmış, ne diyorsun? Oğlum kapat falan yapıyor, kapatıyorsun. Bir de bazı tabirleri var Doğan abinin. Söylemeyeceğim. İleride tabii ki o markalarla belki anlaşma yapar ama bazı markaları söylüyorsun Doğan abiye. Verdiğin örnekleri de söylüyorsun. Dinç yiyecek bir şey yapmayacağız bu videoda. O ne la müteahhit arabası gibi. O ne la torbacı arabası gibi. Hep böyle tabirleri var. Arabalardan bir saniyede soğuyorsun ya. Fabrikalar, mühendisler, tarih, rüzgar tünelleri falan. Araba çıkıyor ve diyorlar ki işte bu. Doğan abi geliyor. Rolikçi misin oğlum sen? Torbacı arabası lan bu falan diye gidiyor falan. Ve araba bitiyor. Milyar dolarlık yatırımları tek bir cümleyle bitiren adam Doğan Kabak. Ama tabii ki çok faydalı bilgiler alıyoruz ve yine bugün yıllar önce çektiğimiz bir videonun üzerinde... Kaç sene oldu ya? Buraya koyalım. 4 sene, 5 sene oldu. 5 sene bir tane oldu. 2 sene bir tane oldu. Evet. Bu da şimdi. Şimdi ne yapıyoruz? 3. arabayı çekiyoruz. Evet. Uzun sohbetler sonucunda Oğuzhan Uğur'a en uygun arabayı karar verdik arkadaşlar. Evet. Audi RS Q8 bizlerle. Bak kanal o kadar izleyici ki hareketleri falan biliyor kanka. Nerede ne yapacağını biliyor ya. Biliyorum tabii. Ümit olaydı da bagaja gireydi. Çok zayıfladı artık, o yüzden o iş prim yapmıyor kanka. Olmuyor. Ama RS 6'nın hatırına girmişti. Hatırlıyorsun. Hatırlıyorum abi, ben senin fanınım. Her Bravo. Videonu 2-3 kere izliyorum yani, net. Peki bir RS6 kadar var mı? Ne diyorsun? Bu arabayı almama sebep olan kişi sensin. O yüzden gerçekten doğru karar diyebileceğim bir araba nihayet aldım. Ya biraz yüksek RS6 abi. Şimdi arkadaşlar Oğuzhan sürekli böyle koloni halinde geziyor. Güzel bir kolonisi var. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Burada kolonisi çok tatlı. Ve uçağa binmiyor arkadaşlar. Uçak fobisi var. Var maalesef. Bu yüzden de neresi olursa olsun, yani markete de gitse de fark etmez. Ağrı'ya da gitse fark etmez. Nereye giderse gitsin arabayla gidiyor. Evet. Dolayısıyla büyük bir araba alması lazım. Güvenli bir araba alması lazım. Hız seviyor. Hızlı bir araba alması lazım. Bunları zaten saydığında örnekler, yani alabileceğin arabalar 2-3 tane iniyor en fazla. İşte Urus var. Bu var. Range'in CVR'si var. Böyle birkaç tane örnek çıkıyor. Bentley Bentayga var. Ama sana en uygunu kesinlikle RS Q8. Kendisi söyledi telefonda ve konu kapandı. Bir daha tartışmadık yani. Hani şu mu olsun, bu mu olsun? Ekiple konuşuyoruz. Diğer işte o araba sahibi arkadaşlar, motor sporlarını seven arkadaşlarla konuşuyoruz falan ama finalde tabii ki en üst merci Doğan Kabak. Arıyoruz, diyoruz ki abi bu mu, bu mu, bu mu, bu mu? Bu. Bitti. Ve bu. İşte bu kadar. Burada. Ve çok seni etrafta rahatsız etmeyecek de bir araba. Yani şimdi sen Urus'la bir yere gidecek olsan abi, emin ol zaten şimdi normalde seni görünce herkes bakıyor. O arabayla görünce ekstra, yani görmeyecek olan bile görüyor ve trafikte biraz fazla taciz yiyebiliyorsun. Yani hadi abi bas. Kendinden pay biç abi. Öyle bir araba gördüğünde, bunlar işte süper SUV deniyor. Öyle bir süper SUV gördüğünde trafikte sen ne yapardın küçükken? Gidersin, kıçına girersin. Bir hani bassın gaza, bir sesini duyalım değil mi? Tabii. Nasıl gidiyor görelim. Tabii. İnsanlar da onu yapıyor tabii haklı olarak ama bu şekilde daha az. Biraz böyle slipper bu bunu araba. Bunu bilen biliyor. Evet. Yani bazı adam var, yanaşıyor böyle, çekilse ne yapıyor? Buna. Sonra sen ne yapıyorsun? Ben de şey yapıyorum hemen, kulaklığımı indiriyorum. 3, 2, 1. Yani onu anlatacağım. Onu arabada anlatacağım. Arabanın tasarımına biz geri dönelim. Tasarımı nasıl buluyorsun Oğuzhan'cığım? Abi tasarım, senin zaten de evvel bu araçla bir videon vardı. Bu araba shadow paket. Yani aslında siyah ağırlıklı. Her şey neredeyse siyah. Sadece CNC'ye sokulmuş jantlar var burada arkadaşlar. Jantları kaç ya bunu? 23. Bu araba paketli bir araba. Nereden anlıyoruz paketli bir araba olduğunu? Çünkü karbon diskiniz var. Bunlar 440 mm ha. Evet. Şöyle bir şey yani. Baya normal eski jantlarımız. Ve ben sana söyleyeyim, 6 piston değil 10 piston bunlar. 5 burada var, 5 burada var. Yani şöyle şöyle pistonlar var, düşün. Diski böyle sıkıyor. Ha evet. 5-5 10 tane var. Almanya'daydık işte şeyde. Otobanda basıyordunuz. Nürnberg'de mesela 316 gibi bir hızda. Hemen Nürnberg'in oradan Kocaeli çıkışı var ya. Adapazarı sapağında. Adapazarı sapağında bir bastım. Anca orada durdu falan. Yani harbiden zınk diye duruyor yani. Ama şey sıkıntılı mesela, araba 600 beygir. Ve yani ciğeri kesilmiyor arabanın. Hani bastığın zaman böyle doymuyor, gidiyor. Sonsuza kadar gidecek gibi. Öyle ama hissettirmiyor. İbreye baktığında hayır böyle olmamalı. Aa 120 olmuşum diyorsun. Mesela diyelim 120 olmuşum diyorum. Mil olduğu için. yok. Tamam, yapmayacağım öyle şeyler. Sonra Doğan abinin videolarına ceza geliyormuş oğlum. Abi seramik frende şöyle bir güzellik var. Hakikaten araba frene bastığın zaman olduğu yerde kalıyor. Sen bedenen ve ruhen daha öne gidiyorsun tabii. Bir de bunun güzelliği şu abi. Normal frenler ısındıkça daha kötü tutmaya başlıyor. Evet. Isındıkça da stabilitesini koruyor hala. Evet. İyi tutuyor yani, merak etme. Geçelim mi içeri? Çünkü gördüğün gibi burası böyle fırtına Oz büyücüsü gibi. Kopacak biraz sonra. Kopacak fırtınalar. Zaten içeride de sohbetimize devam ederiz diye düşünüyorum. Burada bir bagaja falan bakalım bu defa gerek yok. Hangi Doğan Kabak videosuyla kimlerin başını belaya
hikaye sokacağım. Seninle bizi Beyaz TV'ye koydular, hatırlıyor musun? Aa evet ya. Doğan abiyle ikimiz arabadayız böyle. İlluminati geyiği yapmışım ben bir yerde. Evet. Demişim ya. Ki yani davet etseler giderim abi. O zaman İlluminati'deydik değil mi o, ha, o video? O zaman tabii. O zaman Doğan abiyle bir araba kullanıyoruz. Abi bir abi. Baktım Doğan abinin videosu, yani ne olabilir ki? Hani televizyona çıkabilirsin, nasıl çıkabilirsin mesela? İşte büyük bir araba programı vardır televizyonda. Bizden örnek verir, arabadan örnek verir. Çünkü bu adam yıllarca dergilerde editörlük yapmış, yani araba dediğin şeyi biliyor. Burada sökelim dağıtalım parçalarını, akşama geldiğimizde toplamış olur. Öyle bilgili bir adam. Dedim ki bizi niye televizyona çıkarırlar? Abi bir baktım iki tane takım elbiseli adam, biri sağda biri solda, orta ekranda Doğan abiyle biz sopayla böyle. Sopayla bizi gösteriyor. Ha bizi gösteriyor sopayla. Bak burada İlluminati dediler. Bunu da yaşadık. O yüzden bu videoda umarım öyle şeyler yaşamayız İnşallah. Diye düşünüyorum. Ben İlluminati ne demek bilmiyorum mesela. O videoda Beyaz TV'de öğrendim ben. Ben de bilmiyorum. Bu arada Doğan abinin M5 de arkada çok güzel duruyor be. Güzel değil mi? Gerçekten. Daha ileri senin olsun diyeceğim. Daha diyemiyorum. Yok. Daha iyisi yok diyemiyorum. Çünkü. Döndürsene kamerayı bak orada yeşil. Sonra... Aynen arabanın yerini falan iyice belli edelim videoda. Bir şey buraya diyeceğim. Arkadaşlar buraya geliyor Doğan abi, arabanın üstünü kapatıyor. Hani ama farları var, yani farları kalıyor şeyde. Brandalı görürseniz Brandada. Karıştırmayın diye. Görürseniz yandaki araba da yengenin. Bu da onların. Burası komple onların zaten. Yani bunu kimi izlediğinizi bilin arkadaşım. Şu sokağın başından koşarak gel, tam yer belli olsun. Yok ben şimdi konumdan açacağım. Bak konum Oh bir dakika. Bir dakika. Rezil olduk ya. Ben Pinch programında burada neler olduğunu size anlatacağım. 3 ay sonra gelecek evladımız için. Kanka vallahi ne zahmet ettin. Kraliyet altınımız için. Cumhuriyet değil, kraliyet. Harun bu ne ya RM? Vallahi güzel. Arkası da galiba platinyum. Çok iyiymiş. Bir şey abi ya. Bu arada. Vallahi bir şey ya. Bir şey yani. Ama galiba gerçek değil kanka, ama altın böyle bükülüyor herhalde. Abi olsun, bükülür. Peki. Wrench ne oldu? Wrench şurada. Evet. Ne oldu? Tuğrul'a sattım kardeşime. Öz kardeşime sattım. Tabii indirim yaptım. Aile bağlarınız kuvvetliymiş ama. Bizim aile bağımız kuvvetlidir abi. Normalde çünkü onun piyasası şimdi 3700 falan. Tuğrul işte 4.5'a aldı. Tuğrul Bey bir saniyenizi rica edebilir miyiz gitmeden? Gel bakalım böyle dön. Harmanla buradan. Tuğrul'un arabaya nasıl çöktüğünün hikayesini dinleyeceğiz. Vay be, bir şey diyeceğim. Bu Range'e geçince saygısı da kalmamış bunun artık. Eskiden hiç. Saygısız. Ya. Aa. Şunlar şimdi güzel değil mi? Baksanıza bir Allah aşkına bak. Bak buraya da bak, yapıştırmış onları. Bak. İki tane mi yapıştırdın hem de? Oğlum bir şey diyeceğim. Bunlar reklam aldım falan, benim videoya mı sokuyorsun? Yok abi de. Biz? Çok güzel değil mi ama? Düşmüyor sırf. Bak aldın konuştun. Alo bitti. Ya gece korsana evet. Çıkıyor bu. Bunlar işte korsan her, taksi öyle. Hareketleri. Ya da var, bir şey var yani. Yok, ya da yok. Reklam aldı bize çaktırmıyor. Evet nasıl çöktüğünü anlat. Nasıl çöktün? Çökmedim oraya? Ya. Cüzi bir miktar indirimle aldım. Bir şey diyeceğim. Hemen havası değişmiş ama keten gömlekler falan. Bir şeyler. Ama gerçeği tabii her zaman yüzüne vururum. Öz kardeşim de olsa. Lütfen şuraya çeker misin kardeşim? Ya. Evet. Şuraya çeksen Allah aşkına. Bak bir yönetmen olarak sana helal olsun Turul Bey. Kartını versene. Bir şey yok, sen Range'e biniyorsun artık kanka, kusura bakma. Ha, kendi benzini kendine al. Kusura bakma. Ne hayır. Ne olur ya. Hadi abi. Hadi abi. Hadi. Hadi yokuşta hadi. Boşa. Buradan eve ittir ittir gidersin. Paran varsa Range'de olur. Paran yoksa game over kardeşim. Hadi görüşürüz. Abim var. Hadi öptük gene gel. Görüşürüz. Dikkat edin de tekerleri bir şey olmasın. Aa o da mı RS-Q8? O jantlar olmamış. Değil bence, o jantlarla değildir ya. O normal Q8 kanka. Ha normal mi? Bizi var ya mahvettiler şu an. Ya, biz bittik ya. Biz bu şu çekim. An bittik yani bu çekim. En kötü bu videoyu beraber izleriz kanka, yayınlamayız. Ha, aynen evde izleriz. Ben mi kullanıyorum? Tabii ben mi kullanayım? Buyurun. Kapılarda vakum var arkadaşlar bu arada. Kullanıyor musun mesela vakumu? Ben mesela şöyle. Söyle, hadi bakalım. Acil bir şey oldu mesela. Evet. Uf kıza bak falan. Böyle unutup bırakıyorsun kendi yani. Kendi gidiyor. Hiçbir boka yaramıyor abi. Ben de düşünüyorum abi gerçekten ne gerek var yani. Doğan Kabağ'ın ilk videosuna konuk olduğumda şey demişti. Ya bu arabanın niye vakumu yok falan bir konuşma yapmıştık. Hiçbir manası yok. Yani zaten hiç. İndiğin zaman böyle kapatıyorsun kapıyı. Evet, bir zahmet. Abi. Hiçbir anlamı ben yok. Vakum mu diye böyle iniyorum biliyor musun arabadan bak. Bakın bakın kendi kapatıyor falan. Kanka şunun yarısını vereyim, artmış çünkü. Sağ ol, oh. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Hadi Yağmur hadi. Hadi Yağmur başladı hadi ya. Yağmur. Tuğrul. Bu ne oğlum, kaçın lan kaçın. Sana bir şey söyleyeyim mi, çok iyi zamanda bindik. Kaçın kaçın. Oha. Gel gel oha. Gel. Lan Tuğrul niye buraya gelmedi? O arabayı açmaya gidiyor kendi. Arabanın bagajı açık. Yok yok sen git dur yani gitme dur, Yağmur dursun da ben aslanı arayayım. Şu, lan bagajı nasıl kapatsın. Geldi bir anda. Açılışı bitirdik, arabaya bindik. Böyle böyle damlalar seller. Şap şap şap. Şimdi öncelikle bir şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Müsaadenle Ozan. Estağfurullah abi. Şimdi bu adama bakmayın böyle siyasi programlar yapıp orada moderatörlük yaptığına, şuna buna bakmayın. Bu tam aslında bizim gibi araba manyağı bir adam. Net. Onu tabii. Size söyleyeyim. Çoğumuzdan çok ilan sitelerinde vakit geçiriyor olabilir. Kesinlikle. Hasta gibi. Sabaha kadar ya. Giriyorum abi ilan sitesine. Alabileceğim çapımın yettiği arabaya bakıyorum. Sonra bir bakıyorum belki bir gün deyip hop yükseliyor çap. Uçaklara kadar geliyorsun. Abi uçak baktım en son. En son gemi baktım. Bir limana bunu sağ
sabitlesek, içine ev yapsak falan. Ama fantazi tabii. Gece yani 12'de yatmadan evvel bir yarım saat bir bakayım piyasa ne olmuş falan diye girdiğim yerde en son tanker bakıyordum böyle sabah 4. İnanılmaz. Bir de gerçekten bütün kuralları bu ilan siteleri belirlediği için maalesef. Şeye bakıyorum mesela sırf küfür etmek için bazen ilan sitesine giriyorum. Mesela bir bakıyorum araca işte diyelim ki 5 lira araç. Ertesi gün bir daha girip sırf o araca bakıyorum abi hop 6 lira olmuş bir günde. Ben de ev alacağım şu an aynı şeyi yaşıyorum. Ev almaya niyetleniyoruz yani uğraşıyoruz. Evet, aynı şeyi yaşıyorum ben de çok evet. Çok yani favori aldığın ilan şu 3 günde 5 günde bir sürekli artıyor. Magazini bile var işin yani. Sırf buna girip ona olmuş demek için bile ilan sitelerine giriyorsun yani. Hakikaten. Arabanın yalıtım bu arada çok güzel. Şu an sadece hafif yağmur damlalarının sesini duyuyoruz. Evet, evet. Yuvarlanma falan duymuyoruz ki bayağı geniş lastikler var arkadaşlar arabada ve çerçevesiz kapılar var. Yani camlarda çerçeve yok kapılarda. Bu tarz arabalarda yalıtımı böyle iyileştirmek kolay değil. Sen zaten o yüzden hızı falan çok anlamıyorsun. Sessiz evet, bir evet, araba evet, yani. Sessiz, yani. Bayağı sessiz. Ama yani şey tabii bastım 600 bin. Konforta ışınlandık şu an. 2037'deyiz. Konforta bile böyle gidiyor. Şu an konforta aldık. Konforta mı gitti komforta. Öyle? Maşallah maşallah. Araba bir çılgın. 600 beygir. 4000 motor. 800 Nm torku var. 800 tork. Yani böyle olmaması lazım. Çünkü ben bindiğimde çukura giriyorum. Yastık gibi böyle yumuşacık falan. Ama yol tutmaya tutuyor. Tutuyor. Biliyorsun bu çok zor bir denge. Yani evet, otomobil hem yumuşak olup gerektiğinde de sert olması zor bir denge. Onu tabii hem şasisi çok başarılı bu arabanın. Evet. İşte Volkswagen'in şasisi bu. Hem Porsche'de kullanıyor. Hem Urus'ta kullanıyor. Hem Bentley Bentayga'da kullanıyor. Evet. Üzerine çok çalışılmış bir şasi ama tabii bunun haricinde süspansiyonlarda, adaptif süspansiyonlarda çok iyi çalışıyor. Peki sevmediğin bir özellik var mı arabada? Yani işte çok yumuşak. Tabii ki ALS modunu alınca taş gibi oluyor her şey ama. Bir de yani istersen buradan direkt süspansiyonları direkt sertleştirebiliyorsun. Tabii. Kendin ayarını da yapıyorsun. Individual dedikleri şeyi bayağı bir geniş kapsamlı yapmışlar bu sefer. Ama ve lakin mesela ben 911 4S almak istiyordum. Evet. Çok istiyordum. Yeni evet. Kasasını özellikle. 2019'dan sonra çıkan o arkadaki tek çizgi kasası. Ben aldırmadım çünkü. Aldırmadı abi. Yani aracı almadan evvel Doğan abi tabii ki her zaman. Durul o zaman otobüs işte gidip gelecekti yani. Değil mi? O da öyle oldu birazcık. Onu almayınca fiyattan düştük. Bizim diğer arabayı Tuğrul çöktü tabiri caizse. Tabii feda olsun da. Mesela bu araba bana kendimi elit hissettiriyor. Yani gazı basayım ben bir sporcuyum hey falan modunu yaşatmıyor sana. Sakin olalım. Bak yumuşacık her şey falan filan dedirtiyor. Ama detaylarına baktığında da araba Star Wars karakteri gibi yani. Tabii. Yani tasarımı falan filan çok güzel ama gibi. Böyle ilk baktığında of demeyeceğim bir araba değil. Demez. Hepimizin hayali çocukken odamıza astığımız posterlerdeki arabaları almaktır. Ferrari Porsche'dir falandır. Şimdi bu araba onlarla aynı fiyat. Ve ben onları almak yerine bunu aldım. Orada şunu da anladım. Evet büyüdüm ben. Bir kırılım yaşadım. O kırılımı bu arabayla aşmış oldum. Çünkü bir kere Ferrari kadar hızlı. Porsche kadar hızlı. Ama arkaya 3 kişiyi daha atıp yolculuk edebiliyorsun. Bir anda komport alıp sakin sakin insan gibi de kullanabiliyorsun. 600 litre bagaj var abi arkada. Evet. Dünyayı gez bu arabayla. Mantıklı düşünemediğim yerlerde bu araba beni senin sayende elbette mantıklı düşünmeye etti. Bir de ben Doğan abiye şey dedim mesela. Şimdi böyle bir durumdayken memleket gidip de yani Porsche'ye binip gezmek yakıştıramadım. Da kendime biliyor musun? O kadar da değil yani dedim. Çünkü Porsche 2 kişilik bir araba. Muazzam bir araba ama 2 kişilik abi. Ve benim böyle 5-6 arabayı alıp yan yana dizecek bir durumum yok yani. Bir tane araba alacağım kendime. Ya Porsche olacak ya bu olacak falan filan. Çünkü bir de biliyorsun bizde aile içi dağılım var arabalarda. Yani bir arabayı satmıyorsan o artık senin değil. Aileden birine gidiyor. Kesin. Bizim ailede böyle bir tutuculuk var. Kendi aramızda tabii kendi içimizde. Seviyoruz da bunu. Ben üniversitedeyken de öyleydi mesela. Amcamın pert ettiği arabayı bana verdiler. Ben araba almak için para biriktiriyorum bir şeyler. Oğlum sen o parayla kendine bak biz sana araba hediye edelim. Para aile içinde kalsın. Kalsın dediler abi araba geldi. Böyle 100 bilmem kaç bin kilometreye geçmiş. Böyle geldi araba zaten. Abi ne olur beni garaja koy. Unut falan bırakın diye geldi. Beni. Tabii. Ama öyle aile içinde güzel bir ekonomi döndürüyoruz yani. Eski o ona gitti, o ona geldi. Ya bu araba aslında bu her şey. Hem günlük. Evet. Yani istersen bu arabayla piste de çıkabilirsin. Nürburgring'in rekoru daha 2 sene öncesine kadar SUV kategorisinde bu otomobildeydi. 7.43 evet. Dönmüştü sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Sonra Porsche'nin yeni bir Cayenne modeli çıktı GT. O üzerine hemen kırdı. Ama yani pist rekoru bile kırmış bir araba. Evet. Sen pis rekoru kırmış bir jip yani. Saçma sapan bir durumu var. O yüzden aslında kahraman bu araba kanka. Her şeyi yapar bu araba evet, yani. Evet evet evet. Araziye de çıkartsın. Evet mesela. Çıktım bu arada. Çıkma diyecek. Bursa'da Çiftlik'te sizin videonuzu gördüm Ümit Erdim'le. Bizim o Q8'de. Döndürüyorsunuz arabayı orada. Bakalım nasıl gidiyor araba. Çok iyi ya. İnşallah ben aqua planning'e denk gelmeyiz. Hakikaten. Abi konforta bile nasıl yapıştırıyor ya maşallah. Evet ya, ya çok. Ya o konuda kendini şey gibi hissediyorsun kullanırken. Böyle baktığım yerdeyim. Hani şuraya bakıyorum ve zıp. Oradayım. Bir çok de efendim. Tabii Quattro teknolojisi artık acayip gelişen bir teknoloji arkadaşlar. Çok da iyi yol tutuyor. Yani hız yapmasına rağmen çok güven de veriyor. Şeye İrem Derici mi Doğan Kabak mı diye soruyorlar. İrem Derici diyorsun. Abi ama senin evladın gelecek dünyaya. Orada da belirtiyorum. Doğan abimi diyorum çok seviyorum ama evladının ona ihtiyacı var diyorum. Adam bizi Merkür'ün gerisindeki galaksiye gönderiyor. Ben şimdi ne yapacağım? Oraya kimle gidersin? Bir de sıkılırsın. Bu VR teknolojisi çıktı ya. Beni hayattan ve eski çocukluk hayallerinden soğuttu. Mesela bir VR'ı takıyorsun gözüne. Program var işte. Ay'a gidiyorsun. Hakikaten evet. Taktığında o
şeyin içindesin roketin. Ay'a iniyorsun, yürüyorsun ayda falan. Hepsini birebir yapmışlar. Abi bayağı bildiğin tarla. Hani gece vakti ıssız alanda takılıyormuşsun gibi. Aydan soğudum. Yemin ediyorum sana. Çocukken hep uzay hayalim vardı falan. Tabii ki uzay demek ay demek değildir elbette ama en azından ay bölümünü törpülemiş olduk o teknolojiyle. Ya zaten gelecekte muhtemelen bize o gözlükleri takıp falan izleyecekler kanka. Tabii. Öyle gör. Yani şimdi yanında oturacağız adamın yani. Apple çıktı ya şimdi. Yani çıkmadı 2024'müş ama. Yani HoloLens yapmaya çalışıyordu Google bunu daha önce. Ama şimdi bunu Apple yapıyorsa bir şey olacak demektir. Peki arabaya geri dönecek olursak. En sevmediğin özelliklerden bir tanesi biraz yumuşak olması dedin. İkinci abi, varsa yoksa zorlama. Ben bir kek olduğum için aldığım her arabayı Tuğrul'un o arabada da mesela Range'de de ne yaptım? Alır almaz seni aradım ve dedim ki abi bunların tekerlerinin dışarı çıkması lazım. Ben böyle yere böyle nasıl söyleyeyim? Yayvan basan araba seviyorum yani. Böyle lastikler biraz dışarıda olacak. O çamurlukların dışında olacak. Ama şimdi olacak. Bu arabada hareketli bir arka aks var evet, arkadaşlar. Yani o varmış. İşte düşük hızlarda ön lastiğin tam tersine dönüyor. Yüksek hızlarda ön lastikle aynı yöne dönüyor arka lastikler. Araba viraj alırken bana böyle yaptılar. Barış'a gittim. Barış abiye. Mekanik garaja. Ne yapalım dedi bu arabaya. Dedim ki hemen dedim lastikleri dışarı çıkart. Sonra fix. Jantları siyah boya. Şu anda tabii bunların hiçbiri yapılmadı arabaya. Bu hafta yapılacak. Jantlar siyah boyanacak dedi. İşte seramik kaplama yapacağız dedi. Egzoz yapacak. Egzoz ya. Bunların hepsinden önce egzoz yaptım. Tamam abi. Jantların boyası bende. Araba hediyesi söz verdim. Yapıyor Hacı bunu. Abi hazırlan. Seviyorum. Jantları boyayacağız. Bunun haricinde egzoz kesinlikle yapman lazım. Ama bu deliye kalsa arkadaşlar arabanın çamurluklarını kesip bayağı white body yapar arabaya. Öyle söyleyeyim. Bu arada yapabilirim. Yani, yapma abi. Yazık günah. Abi ya. Nasıl yazık günah? O görüntü... Kesme. Olabilir bakacağız. ABT'nin bir body kiti var. Onda da çok sağlam yapıştırıcılarla yapıştırıyorsun. Çıkartırken gene boya gerekiyor. O yüzden çıkartmasınlar o da, abi. Çıkartmasınlar. Sonra satın orada, alacak. Buradan alacak arkadaşa. Bak burada söylüyoruz. Kazası yok, belası yok. Bak yatmıyor görüyor musun? Bu hidrolik sistem arabanın arkadaşlar yatan tarafını kaldırıp dengeliyor. Evet, çok mümkün olduğu kadar az yatıyor. Çok şey var. Yani mesela araba 15 gündür bende. Hala daha anlamadım. Dün parfümü keşfettim. Arabada parfüm varmış. Basıyorsun. Yazlık parfüm mü sıkayım, kışlık parfüm mü sıkayım diyor. Az mı sıkayım, çok mu sıkayım, her klima açtığında mı sıkayım? Arada bir sıkayım mı falan onları soruyor. Patlatıyor. Aa, tabii kütür kütür geldi bak. Bazen bunu yapıyor işte. Demek ki ısınması gerekiyor. Buradan ekiplere... Maşallah. Otoban hızı dedesin. Tabii 140 tabii. Otoban. Aynen. Sen tabii pedal shift. Ben ona bir türlü alışamadım. Alışırsan çok keyif. Bak böyle patlatır işte. Evet pat pat pat. Sen bu sesin hastasısın. Onu evet. Zaten senin takipçilerin biliyorlar. Abi şimdi bu arabanda V8 motor var. Bu V8 sesi alman lazım. Bunun 10 katını düş. Ama istersen buradan kapatabileceksin. Valfli egzoz çünkü. Tamam abi o müthiş bir şey. Fabrikanın önerdiği bir egzoz takarsak eğer onayladığı valfi de aktif edeceğiz. Buradan egzoz sesini kapatabileceksin. Senin bir videonun içine ben onlar yapılmış haliyle sokayım arabayı. Baştan bunu çekemeyiz de. Sen bir şey çekerken beni ara. Ben geleyim. Videonun 30 saniyesi. Tamam. Böyle. Abi bak vum vum yapalım. Sonra bitirelim konuyu. Entegrasyon alıyoruz. Şimdi şu anda araba çünkü alındığı gibi. Yani seramik bile kaplanmadı hala. Gidiyor ya Ozan. Gidiyor maşallah. Bakalım duruyor mu? Duruyor. Abi bu gövdeyi var ya değil böyle mi? Durduruyor yani. Ama işte bu gövde arabada yani range'ten sonra buna binince daha jip değil de normal bir araba kullanıyormuş biraz gibi. Elbette station bir araba kullanıyor. Tabii. Gibi. Çok yüksek olması normal. Tamam yüksek ama arkanda böyle bir kütle olduğunu unutuyorsun kullanırken. Ya bu bir çünkü de... onu hissettiriyor sana. Diyor ki yani giderim dururum. Süspansiyonun 9 santim bir çalışma şeyi var bunda. Yani alçaklık yükseklik ayarı var. Yani 5 santim yükseltebiliyorsun 4 santim basabiliyorsun. Bastın mı zaten RS6 gibi görünüyor aynı. Bir de bana basmayı öğretirsen. Tabii abi basma kolay. Çünkü hani ben bulamadım. Bak, burada yükselt var ya. Buna bastığında ama ne kadar yükselttiğini söylemiyor. Buna bas. Ne kadar santim olarak söylemiyor tabii ki. Vermiyor onu. Vermiyor. Ya alçaltıyı 160'tan sonra sanırım yanlış hatırlamıyorsam kendi kendine otomatik alçalıyor zaten. Böyle araba böyle bir oturuyor. Bunun abi 0-100'ü 3.8 saniye. Urus'un 3.6 saniye. Arada çok fark yok. Bunun 0-200'ü 13.7 saniye. Urus'un da 12.8 saniye. Çok yakın yerler. Şu bulutlar, şu hava ne güzel ya. Harbiden güzel ya. Güzel. Yol kuru falan az evvel bütün gökyüzü üzerimize boşaldı gibiydi. Evet abi. O zaman bir 0-100 yaparız bu kadar. Abi nasıl 0-100 yapıp bitiririz. Elbette. Ha bitiyor mu? Bu kadar kısa mıyız? Yo. Abi senle biliyorsun. Abi Oğuzhan Uğur geldi video ya. Olmaz. En az 2 saat olması lazım. İlk videoyu 2 saat, 1,5 saat çektik. 1 saate düşürdük. İkinci videoyu 1 saat 20 dakika falan çektik. Onu da 1 saate düşürmeye çalıştık. Bugün 2 saat. Ama Doğan abi açık. De anlıyorum yani. Şimdi düşünsene abi. Sistemini oturtmuşsun. Pırıl pırıl bir kanalın var. Çocuk 20, yolda. Ortalama 20 dakika video çekiyorum. Yani değil 20 mi? Dakika videosunu çekiyor. Reklamını sponsorunu alıyor. Hak ediyor da izleniyor çünkü. Bir de bilgili adam. Reklamını aldığı şeyi böyle bu budur demiyor yani. Anlatıyor falan. Her şey güzel. Sistem oturmuş. Çocuk yolda.
yolda. Sonra Oğuzhan Uru konuk alacak. Yolda geçen adamlar bile diyor ki hala Oğuzhan Uru'nun ilk Mercedes videosunu açıp izliyoruz diyorlar. Ama güzel sohbet. YouTube niye var abi? Abi evet. Tabii ki bilgi şu bu hepsine eyvallah ama YouTube biraz kafa dağıtmak için var. Her bu zaman. Adamın da sohbeti müthiş olduğu için arkadaşlar sabaha kadar dinlenir yani. Ya bu araba mevzusu değil işte. Biz yan yana geldiğimizde elbette araba konuşacağız ama Doğan Kabak RS Q8 çekti zaten. Benim arabam var. Oo hadi arabayı gösterelim meselesi değil benim Doğan Kabak'ın videolarına gelme sebebim. Burada sohbet etmek. Özlüyoruz da birbirimizi. Çok çalışıyoruz ben de sen de. Ne yaptın abi? Ne ettin abi? Hep aynı dilde de buluşabiliyoruz ne kadar süre geçerse geçsin. O sebeple çok seviyorum. Yani Doğan abi araba kullanacak abi. Ben burada vır vır konuşacağım. Duyuruyor muyuz? Tabii. Daha önce duyurdun mu? İbrahim Selim'de söyledim ufak. Sevgili İbrahim Selim'in bu gece programında. Yakında Gain'deyim. Onu da buradan duyurayım. Yakında o mevzulara çık mikrofonu çektiğimde de anlatacağım insanlara. Bambaşka bir gücümüz var artık abi. Ben İstediğimiz stüdyo ve aynı anda 5 programı çekebiliriz. Hani hep diyordum ya çok fazla hayalim ve fikrim var ama işte bir tanesine yöneliyorum. Bütün ekip onunla çalışıyoruz. Gece gündüz montaj yapıyoruz ve diğerlerini hayata geçiremiyoruz. Satmak da işime gelmiyor. Çok iyi paralar teklif ettiler ama benim evladım gibi o programlar, formatlar. O yüzden onları da yapmak istiyordum ama yapamıyordum bir türlü. Şimdi hepsini yapacağız abi. Pırıl pırılız. Daha güçlü bir ekip. Çok güçlü bir ekibiz. Yani daha değil. Çok güçlü bir ekip olduk. Yeni gelen arkadaşlarımız, işe alınan arkadaşlarımız var. İşe alımlara devam edeceğiz. Daha da büyüyeceğiz ve artık yalnızca memleketim, canım memleketimin sınırları beni kesmez. Globaldeyiz abi. Amerikan başkanı geldiğinde elbette eminim. Şimdi senin videoyu izlemez. Gelecek İzleyebilir. Kanka doları sorsana ne olacak ya? Doları yani. Sormayacağım. Ben onlara diyeceğim ki büyük ihtimalle Amerikan başkanı gelip şeyi anlatacak mesela. İşte iklim krizi, balinaları sevelim falan oradan başlayacak. Ben diyeceğim ki bir dakika tamam da 2004'te ya da 2003'te işte Orta Doğu ile ilgili yaptığınız falan bir gireceğim orada zaten. Babaların nasıl bir programa geldiğini anlamış olmasını sağlayacağım diye umuyorum. Amerikan başkanına bir de şey zor kanka. Amerika'dan gelen vergileri ekstra araba var. Evet ya. Ekstra vergi var. Onu bir konuşurlarsa. Yani konuşsunlar. Onu bir aralarında çözerlerse. Şey ikna etmeye çalışacağım işte. Texas eyaletinin çorak bir bölgesini bizim memlekete katsınlar. Tabii. Toprak alalım oradan biraz. Kullanmıyorsunuz oğlum zaten. Habire dağcı kayboluyor bilmem ne. Orayı bize ver bak. Neler yapıyorsun? Nasıl 2 dakikada 5-6 rezidans bilmem ne falan bir şeyler. Peki Ozan Uğur. Bundan sonraki araban ne olacak? Abi benim zirvem bu galiba. Hadi ya. Vallahi bu. Dream Car'ın yok mu? Vallahi yok artık. Hadi ya. 911 4S'ti benim Dream Car. Ama onu alabiliyorken, alabilecek durumdayken çok şükür. Gidip bunu almak bende de bir şalter açtı. Ve dedim ki tamam budur abi. Ya kanka şuna emin ol. Ben benim arabamı 2,5-3 sene boyunca sahibiydim. Toplasan 3000 kilometre kullandım. Biliyorum. Arabam yok gibi hissediyordum. Biliyorum. Yani kapalı bir otoparkta o araba sürekli duruyor. Ve sen arabayı ayda 1-2 kere görüyorsun. Evet. Ama bu terlik gibi. Evet abi her yere git. Çık git abi istediğin yere. Piste o yüzden git rekor kır. Yola çık sarsılmadan evet, git. Abi. Araban olduğunu hissedeceksin. Evet abi. Evet. O yüzden. Yok yok ben arkadaşlar, senin sayende. Yorumlarınıza yorumlara yazın bu arada. Yani doğru karar vermiş mi? Ne yapmış? Ne etmiş? Her şeyi göz önünde bulundurarak da bir yazın yani. Yani RS 6'yı mesela düşündüm. Evet RS 6 da olabilirdi. RS 7'yi düşündüm. Sen dedin ki çok güzel ama Türkiye'de çok hemen satabileceğim bir araba değil dedin. Tutmadı RS 6 kadar. Çok tutmamış RS 6 kadar evet ama tamam olgunlaştık büyüdük de station araba alacak kadar da olgunlaşmadım. Ya bu da diyeceksiniz ki Jeep işte arkası falan filan ama Jeep'e alıştım ben galiba. Ya bir de SUV abi bütün evet. Dünyada yükselen trend. Türkiye'mizde de şu anda SUV daha çok satılıyor sedana göre. Sen M5'ten memnun musun? Çok aşırı. Ama ondan nasıl memnun olmayasın? O nasıl bir araç öyle ya? Bak patlatıyor. Bu 0-100 yeri burası mı? Ama yerler yağmurlu mesela. Bu düşürmeyecek mi? Bence düşürmez. Çünkü quattro sistem bunun acayip çalışıyor yani. Sadece belki duramayabiliriz. Adana olacak. O yüzden artık ona da iyice geri gelelim. Duruyor abi ya. Saçma bir şekilde duruyor araç. Duruyor. Hakikaten duruyor yani. Kule. İniş izni istiyoruz. Tabii. Kalkış izni. Kalkış izni istiyoruz tabii. Bunun bir de önü kalkıyor ya böyle. Saçma evet, sapan. Yani. Şahlanıyor resmen. Evet. Launch control aktif yazıyordur bunda. Ben hiç yapmadım. Aa, hiç şey yaptın. 0-100 yaptın dedin gaza basıp kalkıp gaza gidiyorsun. Gaza basıp basıyorum. Kanka ısınmadan yapma bu arada harbiden. Öyle risk valla. Tamam yapmam bir daha. RS modları kullanıyor musun? Ya RS 2'yi tabii hani araba yeni alındığı anda hemen RS 2 her yere. İki tane mod var arkadaşlar. RS 1 ve RS 2. Oraya tıkladığınızda buradaki her şeyi işte tahrik, süspansiyon, direksiyon, motor sesi hepsini otomatik olarak tuşa atamış oluyorsunuz ve otomobile uyguluyor. Tamam RS 2'de kalkalım. Evet bakalım. Yağmurlu bir havada. Sen 100 olunca söylersin bana. Hadi bakalım. Ben hiç yapmadım launch control o yüzden sen biliyorsun. Klimanın açık olması bir şey değiştiriyor mu? Öne gidemedim. Maşallah. Diyelim. Abi ışınlandım ruhum arkada kaldı. Bir çok önceki RS Q8 videosunu anlatmıştım galiba. Ben böyle ilk büyük ve hızlı SUV Porsche Cayenne Turbo kullanmıştım. Yıllar önce ilk çıktığı zaman. Yani şeyi algılayamıyorsun abi. Şimdi ilk önce arabaya yaklaşırken yanına falan bir şeyler anlatıyor ya sana araba. Algılarına bir şeyler söylüyor. Tabii. Ben kocaman bir arabayım. Büyüğüm. Ağırım. Sonrasında bu kadar hızlanması arabanın beynine garip geliyor yani. Evet. Ters geliyor. Algılayamıyorsun. Evet, nasıl oldu bu? Algı açısından garip zaten. Öne gidemedim. Yani. O şeyi veriyor ya. G yiyorum harbiden. Çok çok acayip ya.
Enteresan. Bu işte seni trafikte biraz şımarık yapabiliyor tabii. Hani biri böyle selektör attığı zaman mesela normalde çekilirsin ya sağa. Bir dakika ya ne çekileceğim bu? Diyorsun değil mi? Tabii. Head-up display'ini sevdin mi? Çok zor alıştım. İlk aldığımda bayağı kapatarak kullandım onu. Bizim gibi alışık olmayan adamlar için ona odaklanıyorsun çünkü. Evet değil abi. Mi? Bana da oldu. Bir de RS modunda bütün gösterge evet. Çıktığı için bayağı ona odaklanıp gidiyordum ama şu an alıştım. İki gün açık bıraktım. Artık gözüm orada değil yani yolda. O da zaten çok güzel yola doğru veriyor. Ama yine de gözün sürekli orada oluyor. Evet, alamıyorsun. Ben de alışamam. Yani alışmak üzereyim diyeyim. Ben de tam yeni yeni yani. Sevmediğin özellikleri konuştuk. Sevdiğin özellikleri de konuşalım. Abi hızı tabii. Konforunu sevmiyorum ama çok da seviyorum. Öyle düşün. Yol tutuş bende başka bir şey. Ben mesela sen seviyorsun. Birçok insan da sever arabanın arkasının gelmesini. Biraz eğlencelidir. Tren gibi giden arabaları bazıları sevmez. Ama ben seviyorum mesela. Bu tren gibi yapışıyor yola. Çünkü hızlı kullansam da bir şekilde güvenlik olayı bende yüksek abi. Oğuzhan en sevdiği şey arkadaşlar. Evet, araba yapışacak. Kaymasın. İçi siyah olsun. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Nihayet. Peki kankacığım. Ağzına sağlık. Abi vallahi... senin ağzına sağlık. Kurban olayım ya. Çok da muhabbet edemedik ama. Ettik daha ne edelim. Yeni sezonu önümüzdeki ay başlıyor. Yılmaz Erdoğan ilk konuğum olacak. Vay. Ve tabii ki inşallah Doğan Kabak da ilk konuğum olur diye düşünüyorum. Ben buradaki sohbeti oraya saklarım. Ne olur gel. Burada da kameraların da sözünü alayım. Emir telakki ederiz. Estağfurullah. Ne demek kankacığım? Kurban olurum. Erdoğan yanındaydın zaten. Hiç şüphem yoktu. Ben yine de böyle bir insanlar duysun diye söylemiş olayım dedim. Bazı dostlukta arkadaşlıklar vardır arkadaşlar. Aramasan da sormasan da. Yani şu yüzden aramazsın. Bunu böyle nasıl anlatayım size? İçgüdüsel olarak hissedersin. Dersin ki bu adam zaten daralmış bunalmış. Bir de ben aramayayım. Benim Oğuzhan'la aramda öyle bir bağ var. Yani aramasam da etmesem de bazı dönemlerde biliyorsunuz iyi arkadaşlar bazen birbirlerini 3 sene bile aramaz. Ama bilirsiniz ki bir şeye ihtiyaç olduğunda herhangi bir şey olduğunda iyi ya da kötü ilk arayacağı 3 insandan 5 insandan biri sizsinizdir. Oğuzhan'la benim aramdaki bağ böyle bir bağ. O yüzden adam, çok kıymetli adam. Biri benim için. Adam. Böyleyiz. Aynen öyle. Bunu... Bu Ümit için geçerli değil. Ümit Erdin. Abi her attığım postu videoyu bilmem ne likelayan her attığım story'e alev atan Ümit Erdin gitti. Yerine böyle beni uzaktan böyle kesikleyen bir adam geldi. Ümit Erdin. Gelmiştir. Ümit Erdin biz dalgınlığa gelecek arkadaşlık kurmadık seninle. Pilot oldu uçabiliyor artık kafasına göre. Anladım ama yani gözden ırak olan gönülden ırak olmaz bizde. Sevgili yok. Ümit Erdin bundan sonra like'larını her postumun altına da böyle alev kalp ne bileyim araba uçak mavi kalp, mavi kalp şey. Beyaz kalp bekliyorum sevgili şu. Ümit Erdin. Yapar sever Ümit. Biraz önce söylediğim şeyi de en çok nerede hissettim biliyor musun? Nerede abi? Benim düğünümde video çekerken gözleri dola dola video çekti evet adam ya. Ya. Bir gördüm bunu tüylerim diken diken oldu. Ya kurban olurum. Halime yengemi de çünkü çok seviyorum. Yani az evvel çekimden önce konuştuk. Ben de maalesef mesleki deformasyon mu diyelim artık. Yani karşıma çıkan insanı bir şekilde tahlil ediyorum, analiz ediyorum. Yani ne münasebe, ne haddimize insanları analiz etmek falan ama ister istemez mesleki deformasyon. Ve %99.9 başarılıyım biliyor musun? Ha, arkadaşlıklarda ya da işte dostluklarda yapamıyorum bunu. Çünkü torpil var. Yavşaklık da görsem ya olur o onun huyu. Ya ben Muskar'la nasıl arkadaşım mesela? Kendine söyledim biliyor musun onu? Dedim ki sen dedim bak şeytansın. Benim de şeytan olduğum yerler var ama birbirimizin alanına müdahale etmiyoruz. Yani Muskar bana şeytanlık yapmıyor ben ona yapmıyorum. Müthiş bir arkadaşımız var. Çok seviyorum herifi. Ama mesela başka biri gelse o Muskar'daki o pratik zekayı görsem başka birinde bir el frenini çekerek giderim yani. Bir evet. Kullanırım ama Muskar'da. Biliyorsun ki Muskar bize bir şey yapmaz. Yapmaz. Adam çünkü seviyor da bizi. Biz de onu seviyoruz. Şimdi onu tahlil ediyorsun ve dostların arkadaşlarına yapmıyorsun o tahlili. Ama abi ben bazı insanlarla tanıştığım anda diyorum ki bu kim? Bu ne? Bu neymiş? Bak bu hareketi yaptığına göre bu yok cacık çıkar falan derim. Şuraları görme kanka. Görüyor numara görme. Ha annem çünkü. Ya. Anne sana anne diyebilir miyim benim kayıp evet. Bence? Güzelmiş. Babam da dikkat baba ayıp mı yazıyor. Mesela yengeyle tanıştığım gün hemen ısındım ya. Hani bir dedikodusunu yaparsın oğlum arkadaşın biriyle sevgili oluyor şimdi. Gece kulübünde yanında bir kız gördüğün zaman onu tahlil etmezsin. Dersin ki ya takılıyor herif işte falan. Şimdi adam sevgilim evleneceğim kadın diye biriyle tanıştırdığında direkt erkek tarafı oluyorsun direkt. Yani şey diyorsun istemeden o tahlil ediyorsun. Tabii o gözle bakmaya başlıyorsun. Tabii. Bakalım yengeyi mi nedir falan filan. Haddin olmasa da insan bunu otomatik yapar. Abi kadınla tanıştığım andan itibaren içim ısındı ve sanki zaten Doğan Kabak doğduğundan beri o kadınla berabermiş gibi bir his geldi bana. O yüzden sizin tamamını erdirsin Rabbim dediğimiz şey tamamını erdiği an elbette gözlerim dolar yani. Ve çok da müthiş bir düğündü ya. Hiç unutmayacağım. İyi oldu ya hanım benden de bahsedin demişti videoda. Öyle mi? Yengem. Yengem demez zaten öyle biri değil ama en yakın zamanda yengeciğim bu videoyu izliyorsa ben bir Doğan Kabak evlendi şeyi istiyorum. Challenge'ı istiyorum. Yani ben eve geleceğim. Sen bana terlik vereceksin. Yengem diyecek ki bak bu yemekleri yaptım. Masaya koyacak. Onları yiyeceğiz falan. Bu lütfen. Oturacağız. Aktiviteyi... Dolar euro konuşacağız. Ha, aynen. Ne oldu? İşte mesela bizim yaşımız. Abi çok yaşlıyız ya. Sen kaç oldun kanka? 39'um ben. Bak ben normalde birilerinin yanına giderken mesela kimler var? Mehmet abi var. Mehmet abi kim? İşte şu 40 yaşında bir herif. Abi bizim ekibin içinde 40 yaşında lavuğun ne işi var? Dayı ya o. Derdim. Ben 43'üm kanka. 40'tan sonra görseniz. 40'a girdim mi kendimi çok yaşlı gibi hissetmeye başlıyorsun. Ama peygamberlik yaşı. Ayıldığımız yaş. Yani böyle bir hop bir dakika oğlum dünya kesin. Falan dediğimiz al işte, yaş. Anla. Evet.
Şu arabadan anla. Aydınlanma yaşın olduğunu. Şu anda 911'e binip yanlıyor da olabilir. Bir gaza geldim şimdi. Hadi SS motora. İlk videodaki gibi. Yok tabii. Ama mesela hakikaten daha önce bir amca diyeceğim yaştayım. Ama şey gibi de avutmuyorum kendimi. Hani 40 yeni 20 biliyor musunuz çocuklar? Bir erkek 40'ta ölüyor. Bu yalan. Bu yaşlı yalanı. Yalan, kendini amca. Şişirme yalanı. Ama hakikaten daha ayığım. Yani bu yıllara kadar, yani bu yaşa kadar sarhoş gezmişim gibi bir his var. Tabii ki bunu 25 yaşında kavrayan da var falan. Ben geç olgunlaşmışım demek ki, bilmiyorum ama tek yapılan sohbet şu arkadaşlar. 40 yaşının en kötü tarafını söyleyeceğim size. Ya yani daha 40 olmadım ama 39-40 yaşların en çirkin tarafı, bütün akranlarınla diyet konuşuyorsun. Evet abi ya, ben spor... Arkadaşlar bak bu organikmiş. Bak spor konuşuyorum. Diyet konuşuyorum. Aa, çünkü geliyorlar. Baya hakikaten geliyorlar abi üzerimize. Biz adanın içindeyiz ve geliyorlar. Şey gibi, 37 yaşında çocuk kalp krizi geçirmiş falan. İşte 40 yaşında adam şekeri çıkmış. Bilmem ne olmuş, göbeği varmış falan. Abi biz akranlarımızla eskiden oturup çılgın çılgın rock'n'roll muhabbetler ederken şimdi işte şu kremi sürdüm, şu yemeği yedim, şu bilmem ne. Şu spor yaparsan iyi ayak duruyor, aklında olsun. Bunu falan konuşuyoruz falan artık. Tek handikapı o. Onun dışında ayılma evresi çok güzel. Hayata bakışım birazcık daha farklılaşıyor. Ama şöyle bir tedirginlik oluyor, ne yalan söyleyeyim. Bizde yoktur. Biz bunu şımarıklık olarak algılamaz seni seyircin. Her zaman ben Doğan Kabağ'ın kanalında kendim gibi oldum. Başka kanallarda yalandan şey yapıyorum ve duyar kasıyorum da. Senin kanalında senin izleyicin beni biliyor. Ben de onları biliyorum ve çok selamlar. O yüzden açık konuşacağım yani. Biz çok çalıştık abi. İyi bir seviyeye getirdik kanallarımızı, bilmem nelerimizi. Ve bu gökten gelmedi ya da birileri bizi iteklemedi, biliyorsun. Yani en sevdiğim şey, benim sloganım da o artık yani. Ben ite kaka bir yere gelmedim. Ben düşe kalka bir yere geldi. Bazen çok eleştirildim. Ben mesela Pinch'in 2018 versiyonlarını izliyorum. Kendimden tiksiniyorum, biliyor musun? La bu nasıl bir şımarıklık? Kadınlar böyledir, erkekler böyledir. Biraz da küfür edeyim. Oğlum ne yapıyorsun? Tamam, dobrasın. Hani her şey açık konuşuyorsun. Ve aşağıda bir izlenme sayısı var. 5 milyon kişi seni izliyor. O 5 milyon içerisinde belki gerçekten sorunlu, senin öyle şımarıkça anlattığın çözümleri uygulayamayacak sorunların altında izlenmiş insanlar var belki falan. Ve bilmeden de çok konuşmuşum abi. Şimdi büyüyorum, bakıyorum, diyorum ki ulan bu Pinch'i ben şu anda bu aklıma çekmem. Ha birileri bir şey diyecek diye değil. Kendine yanlış, kendi yanlış açımdan. Yani yanlış. Ama ne oldu? İnsanlar eleştirdiler, linç ettiler bazen falan. Beni toparladılar ya. Adamlar bayağı, ben ham bir çamur olarak karşılarına koydum kendimi o masanın üzerine, Pinch masasının üzerine. Benim izleyicim abi geldi benim evime, malayla yonttu böyle oradan buraya. Ama hiç bunları kale almayıp yine aynı hatayı yapmaya devam da edebilirdin yani. Abi büyüdük. Beni onlar büyüttü işte. Beraber büyüdük herkes. O yüzden diyebiliyorum ki düşe kalka bir yerlere geldik. E şimdi tabii ki bazı insanlardan daha rahatız bazı konularda ama 40 yaşında şunu düşünüyorsun işte artık, 39-40 yaşında. Gençken yaptığın bir hata ya da hayatında başına gelen bir travma ile ilgili ne kadar üzülürsen üzül, aklının bir köşesinde, bak kahrol, yerlerde sürükler, en büyük acılardan ve travmalardan bahsediyorum. Yerlerde sürükler, yine de aklının bir yerinde şu kadar da olsa zaman gibi bir lüksün olduğunu farkındasın. Ben ileride var ya, bak ben ileride var ya lafı kadar muazzam bir zenginlik yok. Çünkü bizim ilerimiz yok. İşte biz o, yaptık. O zaman da onu düşünmüyorsun bu arada. Tabii. Bunu o zamanlarda da söyleyenler oluyor o yaşlarda ama diyorsun yani, ne diyor bu diyorsun. Tabii, tabii. Ama bu yaşına gelince inanılmaz anlıyorsun. Abi yani zaman, biz şu anda çok büyük bir travma yaşasak ya da ne bileyim çok büyük bir taklaya gelsek, hayatımızda bu takların travmasını atlatıp yenilenip falan filan yapacak zamanımız tabii ki var. Abartmayayım ama. Çünkü mesela 50 yaşında biri ya da 60 yaşında biri bizi izlerken ne anlatıyor lan daha bu 40 yaşında diyecektir. Ama ve lakin ben 20 yaşında birine bu daha 20 yaşında derken 20 yaşımdayken de ben artık 20 yaşındayım oğlum diyordum. O sebebi yine gün batımı. Ben hep böyle videoların sonunda gün batımına getiriyorsun ya. Doğan abi. Romantik olsun, romantik evet yapıyor. Abi. Neyse ben de biraz önce babaladığım o uzun lafı bitireyim. Hadi bitir. Sonuç olarak bizi izleyen bazı arkadaşlarımız şey diyorlar. Abi işte o hayat böyle şöyle. Haklısınız. Size söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Orada siz Audi RSQ8'lere binerken biz hayatımız diyebilirsiniz. Elbette diyeceksiniz. Ben bu arabaya binerken size gelip de çocuklar güçlü olun falan diyecek kadar yavşak ve yalancı da değil. Sen de öyle değilsin. Farkındayım. Ne kadar büyük zorluklar yaşadığınızın da farkındayım. Telkin etmiyorum. Teselli etmiyorum. Tokaçın halinden anlamaz deyip konuyu kapatabilirsiniz çünkü. Kapatabilirler çünkü. Ama şunu söylüyorum. Gençsiniz. Etrafınıza baktığınızda en ufak bir umut ışığı görmüyorsunuz. Farkındayım. Sadece şunu bilmenizi istiyorum. Bu size bir nasihat değil, bir telkin değil ya da bir şişirme de değil. Sadece bir cümle kuracağım. Nasıl alırsanız alın. Sizler 18 yaşında, 20 yaşında, 23-25 yaşında arkadaşlar hepiniz Doğan Kabağ'ın da benim de keşke dediğim yaştasınız. Evet bugün çok çalıştık. İyi bir yere getirdik kanallarımızı ve işlerimizi ama inan bana Doğan abinin de benim de dönün hadi o yaşa deseler itirazı olmaz galiba. Benim olmaz hiçbir şey. Benim de olmaz. O yüzden sizler hepimizin, bizlerin keşke diyeceği yaştasınız. Şu dakikadan itibaren alacağınız yol sizi en zirveye de taşıyabilir. Evet elbette en dibe de götürebilir. O sebeple cebinizdeki para, ailevi durumunuz, yaşadığınız sıkıntılar ya da manitacılık hiçbir canınızı sıkmasın. Çünkü siz bizlerin katrilyonlarca dolar versek de sahip olamayacağı bir şeye, yani zamana sahipsiniz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Doğan abi. Ulan sen güzel konuştun be. Gün batımı yaptırıyor bana bunu. Zamanlar gün batımı çok değerliydi. Oturur izlerdik.
okyanus manzaralı ev aldım, ne yapayım? Güzel konuştun. Abim benim. Bak bu da çok kıymetli bir şey. Çok güzel bir laf da söyledi. Senin yanında şımarıyorum herhalde diye. Ben de. Hayatta herhalde 2-3 kişinin yanında şımarırım. İşte adam. Bu çok kıymetli bir şey benim eyvallah için. Eyvallah abi. Benim için de öyle. Ayağına sağlık. Kurban olurum. Arabanı abi. Güle güle kullan. Hep beraber. İyi günlerde kullan. Güzel günlerde kullan. Hep sana beraber. Şans getirsin bu araba inşallah. Amin. Çok amin daha abi. İleri olsun. Hak ediyorsun çünkü. Daha iyisi yok ama tamam. Arkadaşlar görüşürüz. Şu SEA diye açmamanın bir açıklamasını yap bana. Abi SEA diye açtığımda. Nostaljik çok güzel ya. Ben de mevzulara mesela mevzular yapmıyorum artık. Evet. Sen açıkla. Ben büyüdüm galiba. Sen de büyüdün. Ben de büyüdüm galiba. Video bitti. Yenge yemeğe geleceğim ha. Patlıcan yiyemiyorum haberin olsun. Evet. Şey varmış bende patlıcana karşı. Ne deniyor? Ön yargı. Ne deniyor? Alerjim varmış. Acaba neyi kıskanıyorsam patlıcandan. Alerji başka bir şey deniyor ona. Travma mı var acaba patlıcan görünce? Yok ya. Yani tıp. Tabii anlamam. Ben Bambi seviyorum desem çok nikotin geliyor. O yüzden hep büyük büyük arabalar falan galiba. Yok yok çok şükür. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Sakin olalım. Hani ileride bir gün onların da videosu çekilir. O zaman konuşuruz. Belki de vardır. Belki de vardır ha. Yapıyorlar. Ben sevmiyorum biliyor musun? Avrupa'da şöyle özgürlük var. Videolarda şu var. Çıplaklık var. İşte mesela bizde BBG var. Herkes böyle pijamayla oturuyor. Onlarda BBG var. Herkes falan. Abi ben o kadar değil ya. Bende bir Anadolu çocuğu tarafı var hala. Ve istemiyorum onun gitmesine. O kadar ebesin nikah ya. Bence de haklısın kanka ya. Allah. O kadara gerek yok. Onun olduğunu nereden biliyorsun? İzliyorum ben. Ha, onda karnım bunu ağrıyor. Bak bu internet sitelerini bir bekar adamlara vereceksin bir de evli adamlara vereceksin. Zaten başka adam kalmıyor. Benim evli arkadaşlarımın hepsi mesela şey şu anda. Ya diyor ki aşık olarak evlendim ama diyor yine zor. Evlilik zor bir şey zaten abi. Hiç kolay bir şey değil ki. Abi kanka, yapmayın şunu ya. Nasıl zor olabilir abi ya? Abi bak düşün. Ben bugüne kadar pantolonumu mesela çıkartıp bir yere asmadım bugüne kadar. Mesela akşam oluyor ya o pantolonu yarın giyeceksem eğer hemen yatağa yakın bir yerde pantolonu çıkarıyorum. Ne koltuğun üstüne abi çıkarıyorum pantolonumu. Gidiyordum yatıyordum. Sabah kalktım ya aynı yere gene geri geliyorum pantolonumu giyip çıkıyordum. Aa güzel. Ben de evet. Ben de işte sandalyenin üzerine atıyorum. Bilmem ne yani doğru. İşte evlenince onu sandalyenin üstüne atamazsın kanka. Ha, şimdi diyecekler onu ki alacaksın, katlayacaksın. Eğer kirliyse kirliye atacaksın. Kirli değilse katlayıp koyacaksın. Bu çok minimal bir örnekmiş gibi gelebilir size ama aslında değil. Bunu anlatarak birçok şeyi anlatmış oluyorsun. İki kişilik hayat abi. Üç ay sonra baba diyeceğiz. Baba olmak istiyorum artık ben de yani. O yüzden kanka bir şey söyleyeyim bak gerçekten arkadaşlar. Çok şükür bir şeyler yaptık. İşte düştük, kalktık, oldu, bu oldu. Eyvallah. İşte sevdik, sevildik. Her şey okey. Güzel işte yuva kurduk falan ama yani eşime de sorsanız bu arada aynısını söyler. Bu çocuk heyecanı çok başka bir şey ya. Hı. Çok garip bir şey yani. Bu evliliği kurtarsın diye yapılan bir şey değil. Olarak da yapıyor ya millet. Yani yapıyor olabilir. Ya bizim için yani öyle değil. Mesela. Ben ona nefret ediyorum o durumdan. Ben ama bak şunu yapıyor abi. Kadına ekstra saygı duymanı, onu daha çok sevmeni sağlıyor. Onu söyleyeyim. Çünkü yani yapılan yaratılış abi. Tabii. Evet yani o daha böyle şey hissediyorsun kadını. Ya diyorsun. Ana. Nasıl taşıyor bunu? Hani orada o çocuk nasıl oluyor falan çünkü. Bugün bir de ultrasonunu gördüm maşallah ya. Yeni sistem ultrasonlar çıkmış arkadaşlar. Bayağı 3D. Vesikalık çekiyor. Çocuğu çeviriyorsun böyle. Aa bunda da var ya o şey. Biz hep bununla oynuyoruz mesela. Bunu da kullanmaya çalıştık Tuğrul'la. Olmadı bak o. Sadık kamera yine yok. Bazen var bazen yok. Edin. Bunu Allah Barış'a Allah. Kontrol ettirmek lazım işte. Bazen böyle. Bazen Allah yok. Allah. Ama şu olay mesela. Oynuyoruz abi. Ben böyle kullanmaya çalıştım. Gece görüşü var. Öyle kullanmaya çalıştım. Antalya yolunda bayramda Antalya. Kimse gece görüşü kullanmıyordur bu arada. Çok emin zevkli ol. Ama biliyor musun? O mesela çok karanlık yollarda falan. Hmm. İşte bir herhangi bir canlı çıkmasın, köpek çıkmasın falan filan diye görmen lazım. Şeyi çok iPhone'da mesela yüz tanıma şeyi var ya. Evet. Bunda da mesela gidiyorum Antalya yolunda. Gece görüş açık. Köpek çıktı yanda. Kırmızıya aldı köpeği hemen falan. Şimdi Barış Bey'e yani mekanik garaja teslim edeceğiz arabayı. Acaba onun rengini niye siyah yapmamışlar? Değil mi? İnsanı bir tahrik ediyor. Ha. Bu gri de güzelmiş falan dedirtiyor. Evet, evet, bunun bu arada dikiz aynaları griydi. Evet. Gitti siyah mı yaptırdın? Ben dedim ki Barış'a bunu dedim siyah. Olmasa mıydı? Kanka o doğru Ares yani. 6'nın bir sembolü gibi düşün. Yani Ares serisinin bir sembolü gibi düşün. Ares 3'te de var. Ares 6'da da var. Ares Q8'de de var. Ben sevmiyorum abi. Araba tek renk olacak. Siyah ha. Olacak. Ve bu arada ben de sevmiyorum. Ama arabanın bir o böyle sembolü gibi düşün. Hmm. Kaliperleri de bu arada mesela kırmızı arabanın. Ben onu siyah yaptıracaktım. Doğan abi dedi ki seni döverim. Karbon frenler kırmızıyla geliyor. O yüzden. Evet. Tamam. Bu böyle kaldı. Montajlı arkadaş biz bu arada güreş batsın diye bekliyoruz yanlış anlama. Battı. Battı mı? O zaman hoşça kalın. Kaç oldu senin şey abone? 2.4 küsür milyon. Tamam. 3 yapıyor muyuz şeyde pinçte? Yapalım. Bunun zamanı geldi kusura bakmayın. İzleyenlerin çoğu da videoya abone olmadan izliyor çünkü. Görüyorum. Bunlardan biri de benim. Doğan Kabağı değil. Doğan Kabağı aboneyim ama ben bakıyorum bazı kanalları izliyorum. Gülüyorum. Geçip kapatıyorum mesela. Öyle. Amerikalı Aynasız diye bir tane abi buldum. Biliyorum Los onu. Angeles'ta FBI. Müthiş bir adam. Türkiye falan da geliyor arada. Geliyor mu? Onu geldiği zaman takip aldım zaten. Onu geldiği zaman bir tanışmak isterim. Dili de Amerikan. Hani böyle tipi arkadaşlar bunu yaparsanız hoşuma gider diye falan. Tipi de Amerikan. Tipi Amerikan olamaz. Vücut Amerikan. Vücut Amerikan. Çok yakışıklı bir adam bu arada. Çok yakışıklı ama Türk yakışıklısı yani. Şöyle kemik falan. Biz
biz abi Amerikalı ne? Biz yakışıklıyız. Adam ya biz de değil mi? O biz yakışıklı. Biz de değil ki bizi demiyor ya. Mesela o kadar heyecanlı anlatıyor ki. Olayları anlatıyor. Ben olsam diyor böyle yaparım diyor. Bir de şey birazcık. Bir tık böyle şiddete meyilli de be abi. Ama haklı şiddete meyilli yani. Orkun'un kanalına geldi galiba. Geldi mi? Okay, tabii. Aman. Orkun da var ya giriş kapısı gibi, sınır kapısı gibi. Her böyle her iyi iş yapan bir önce bir Orkun'un şeyden geçiyor. Orkun'a da selamlar buradan. Seviyoruz. O, mesela adama 20. videosunda abone olmuşum ben Amerikan Aynası. Ben de abi. Çünkü bir kere izleyince videoyu arkadaşlar öneriliyor orada öğrenmeye başlıyor ya. Sürekli orada zaten. Yeni video gelince görüyorsunuz. Ama tabii onu yapmayalım yani. Biz yapıyoruz. Kendimizi eleştirdik. Yapmayalım. Merhaba arkadaşlar. Ben Amerikan polisliğinden eyalet polisine, oradan FBI'ye diye her girişinde de anlatıyor ya mesela. Çok tatlı adam. Buradan bizi izliyorsa kendisine selamlar. Selamlar. Yeni abone oldum abi. İşte o yüzden ben de unuttuğum için hatırlatmakta fayda varmış. Doğan Kabağ'ın videosunu o zaman Pinch'in sezonu açılana kadar bir 7'lere getirin 2-7'lere ki oradan bize kolaylık olsun. Oradan bir 3 milyona zap diye. Ama 3 milyon olsa ne yapacaksın? Şimdi 2 milyon olursa Ferrari alıyoruz dedik. Aldım. Peki o 2-7'ye kadar, senin pinçe çıkana kadar 3'te ne yapacağımı bulacağım. Ha, güzel. Biraz zaman lazım. Bak eskiden olsa hemen en büyükten atardık. Şimdi bak büyüdük 40 yaşında. Bir duralım. Çünkü. Arkadaşlar görüşürüz. Kafanızı şişirdiyse kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Ama bir şey diyeceğim. Bu adama para veriyorlar konusunda ya normalde. Veriyorlar değil mi ya? Böyle saçma sapan bir memleket olabilir mi? Bana. Görüşürüz.